Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, lezzetine doyamayacağınız, kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz patatesli pizza poğaça tarifim var. Saatlerce uğraşmadan bir tepsi içerisinde kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir poğaça tarifi. İsterseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle hamurumu hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı dolusu şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyumu alıp mayam ve şekerim eriyinceye kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. İsterseniz 2 su bardağını da süt ile hazırlayabilirsiniz. Mayam ve şekerim eridikten sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta akımı ilave ediyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım arkadaşlar. Malzemelerimi koydum. Güzel bir şekilde tekrar karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz. Toplamda 6-7 su bardağı kadar un kullandım. İlk etapta 3 su bardağı unum içerisine ekliyorum ve çırpıcım ile güzelce karıştırıyorum. Çırpıcım ile elimle karıştırılacak kıvama gelinceye kadar çırpıyorum. Hamurum elimle karıştırılacak kıvama geldi. İçerisine unumu ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar un eklemeye devam ediyorum. Sizlere tavsiyem ununuzu azar azar ekleyerek yoğurmanız. Eğer bu şekilde yaparsanız hamurunuzun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekilde ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Hamurumu hazırladıktan sonra üzerini streç filmiyle kapatıyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurumu güzel bir şekilde mayalandırmaya bırakıyorum. İki katına çıktıktan sonra hamurumuz mayalanmış demektir. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streç filmi alıyorum ve hamurumun güzel bir şekilde havasını alıyorum. Bu kısmı da çok önemli arkadaşlar. Hamurunuzun güzel bir şekilde havasını almanız gerekiyor ki poğaçanızda maya kokusu olmasın. Hamurumun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık bir kıvamı var. Hamurumun havasını aldıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum yuvarlak tepsimin içerisine hamurumu alıyorum. Hamurumun tamamını tepsimin içerisine koyuyorum ve üzerini temiz bir mendil ile kapatıyorum. Daha sonra 10 dakika kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurumu 10 dakika dinlendirdim. Üzerindeki temiz mendili alıp hamurumu tepsimin büyüklüğünce açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı da çok güzel oldu. Zaten çok kolay bir şekilde açılıyor. Hamurumu tepsimin büyüklüğünce açtım. Kenar kısımlarını da bu şekilde düzeltiyorum ve bir miktar kenar kısımlarından hamurlarımı çıkıntı oluşturuyorum. Aynı pizza hamurunda olduğu gibi. Kenarlarının biraz çıkıntılı olması gerekiyor. Orta kısımlarını da bir miktar elimle bu şekilde bastırıyorum. Ben orta kısmına koymak için kavrulmuş patates kullandım. İsterseniz peynirli, kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde önceden patatesimi kavurdum. İsterseniz patateslerinizi kavurmadan da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben kavrulmuş sevdiğim için bu şekilde hazırladım. Toplamda bunun için 2 adet büyük boy patates kullandım. Eğer küçük kullanacaksanız 4 adet yeterli olacaktır. Kavurduğum patateslerimi hamurumun orta kısmına güzel bir şekilde yayıyorum. Boşluk kalmayacak şekilde patateslerimi yaydım. Üzerine bir miktar bastırıyorum. Gerçekten çok beğenerek yiyebileceğiniz bir poğaça olacak arkadaşlar. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz bu poğaçayı.
Üzerine çift yumurta sarısı ayırmıştım. Kenar kısımlarına da yumurta sarımı sürüyorum. Yumurtamı sürdüm. Artık üzerine bir miktar susam ve bir miktar çörek otu gezdireceğim. İsterseniz sizler hiçbir şey kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar ama gerçekten susam ve çörek otu da lezzet kattı. Çörek otumu da serpiyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımda fırınımın ikinci rafında yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyorum. Pişirdikten sonra kenarlarının biraz kızarmasını bekliyorum. Kenarları da kızardıktan sonra arkadaşlar fırınımdan alıp üst kısmına biraz kaşar peyniri gezdireceğim. Daha sonra tekrar fırınıma verip 5 dakika daha bekleteceğim. Poğaçamı 30 dakika pişirdim ve fırınımdan çıkardım. Fırınımdan çıkarıp rendelemiş olduğum kaşar peynirlerimi üzerine bu şekilde serpiyorum. Her yerini kapatacak şekilde serpelim. Daha sonra tekrar fırınıma koyuyorum ve fırınımda sadece 5 dakika bekletiyorum. Çünkü kaşar peynirlerimin fazla kızarmasını istemiyorum. Kaşar peynirlerim eridikten sonra fırınımdan alıyorum. Toplamda poğaçamı 35 dakika pişirdim arkadaşlar. Herkesin fırınının pişirme süresi farklı olabilir. Kendi fırınınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir poğaça oldu. Şimdi sizlere dilimleyeceğim. Ben bu şekilde dilimledim. İsterseniz farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Gerçekten ben bu poğaçanın lezzetine bayıldım arkadaşlar ve sizlerle de hemen paylaşmak istedim. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarınız benim için oldukça önemli. Çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir poğaça. Sadece bir tepsi içerisinde hazırlıyoruz. Saatlerce uğraşmıyoruz. Kesinlikle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tam tutan bir tarif. Poğaçamı dilimledim. Sizlere bir dilim alıp göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, puf puf kabaran bir pizza poğaça oldu. Bu şekilde de lezzetli bir poğaça oldu arkadaşlar. Pizza poğaçayı bir de bu şekilde deneyebilirsiniz. Eğer yapıp denerseniz ve beğenirseniz yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.